Samsun Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda inovasyon konulu panel düzenlendi. Seminere Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Kadir Gürkan, Bilim Sanayi Teknolojileri İl Müdürü Nazmi Gedikli, Yardımcı Doçent Doktor Bülent Gümüş katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Kadir Gürkan, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olabilmek için inovasyonda verimliliği artırmamız gerektiğini belirtti. Ülkemize baktığımızda mevcut imalat sanayi potansiyelimize, bilim insanlarımıza, teknik kadrolarımıza baktığımızda da bizim de bu uygulamayı yapmamız mümkün. Bunun için iki tane yapmamız gereken konu var. Bizim kanaatimiz bu, bizim vizyonumuz bu. Birincisi inovasyon, ikincisi de verimlilik. Biz eğer ürettiğimiz ürün ve hizmetlerde inovasyona ağırlık verip katma değeri yüksek ürünler üretebilirsek, üretimimizde ve hizmet sektöründe verimliliğimizi en üst seviyelere çıkarabilirsek, karlılığımızı artırırız, rekabet gücümüzü yükseltiriz ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olabiliriz. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nazmi Gedikli ise günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri şarttır dedi. Bu değiştirme ve yenileme işlemi de kısaca inovasyon olarak adlandırılabilir. Verimliliğin artırılması sadece kamuya, yöneticilere ve iş yeri sahiplerine ait bir sorumluluk olmamalıdır. Verimliliği tüm tarafların yaşam biçimi haline getirmeleri şarttır. Ülke kalkınmasının itici ve belirleyici gücü verimliliktir. Seminerde söz alan Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da inovasyon öyle sıradan bir uygulama değil, hayatımızın her alanında gerçekleşmesi gereken bir şey dedi. İnovasyon yeni bir şey yaratmak değil. Bakın yani bu ayrım yapılması gerekiyor. İnovasyon var olan bir uygulamayı geliştirmek, daha kaliteli yapmak, daha verimli hale getirmek, yani bir gelişme sağlamak herhangi bir şekilde. Şimdi biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisinde rekabet esas. Bu rekabette verimliliği sağlamak için neler yapılabilir? Yardımcı Doçent Doktor Bülent Gümüş de slide gösterimi eşliğinde terimsel ifadeleri açıklayarak katılımcılara inovasyon hakkında bilgi verdi. Açık yenilikçilik biraz önce bahsettim. Bunun yollarını bulunması lazım. Bayilerimizi, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi nasıl bunun içine katabiliriz? Başarılı ülkelerinin bağlandıra basılması lazım insanlara. İnsanları ödüllendirmesi lazım. Türkiye'deki inovasyon durumu, siz de bahsetmişsiniz başkanım. Rekabet, yani biliyorsunuz ekonomide şu anda 17 milyon, 18 milyon. Bir ara bir 19'da düştük falan dediler, 17 milyon.